Ayırma yöntemleriyle ilgili uygulamalar yapalım arkadaşlar. Şimdi yukarıda verilen karışımları, bileşenlerini ayırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? Naftalin ve kum. Şimdi naftalin ve kum için bir süblümleştirme yöntemi kullanabilirim. Süblümleştirdiğim zaman naftalin gider kum kalır. Ya da arkadaşlarım bunu suyun içerisinde çözerim. Kum ağır olduğu için dibe çöker, naftalin hafif olduğu için üstte toplanır. Bu şekilde de ayırabilirim. Demir tozu, kükürt tozu için hangi yöntem yapacağım? Tabii ki mıknatıslanma yöntemi yaparım. Mıknatısla demirleri çekerim, kükürt kalır. Zeytinyağı su öz kütle farkına dayanarak ayırma yöntemidir. Dolayısıyla ayırma hunisi kullanılabilir. Naftalin, tuz, şeker ve karabiberden oluşan karışımı ayırmak için işlemleri hangi sırayla uygulanmalıdır? Bakınız şimdi karabiber, demir, nikel, kobalt gibi metaller varsa mıknatıslanma yapabilirim. Karabiberde ise statik elektriklenme ile bir kere karabiberi ne oluruz arkadaşlarım? Ayırmış oluruz. Yani öncelik sıram 2. Naftalin kaldı, tuz kaldı ve şeker kaldı. Tabii ki bunları suda çözerim. Suda çözdüğüm zaman naftalin çözünmez. Tuz ve şeker çözünür. Ne yaparım? Bunu o zaman süzerim. Süzünce naftalini ayırmış olurum. Tuzlu su, şekerli su karışımı da süzgeç kağıdından süzülür gider. Yani üç geldi. En son şu anda elimde tuzlu su, şekerli su karışım var. En az 2 tane katı çözünüyor. En az 2 tane katı çözünüyorsa ayrımsal kristallendirme yöntemi uygularım. Yani 4. 2, 1, 3, 4 şeklinde ayırabilirim. Yanda verilen doygun sodyum klorür çözeltisinde aynı sıcakta bir miktar katı şeker eklendiğinde yargılarından hangileri doğrudur? Çözelti kütlesi artar. Şimdi bu doygun sodyum klorür çözeltisidir ama şekere açtır arkadaşlarım. Yani bir kısım şekeri çözecektir. Çözdüğü için çözelti kütlemiz artacaktır. Elektrik iletkenliği. Şimdi bakınız tuzlu su elektrik akımını iletir. Ama şekerli su, alkollü su bunlar moleküler halde çözündüğü için elektrik akımını iletmez. Şimdi biz tuzlu suyun üstüne şeker ekliyoruz. Moleküler çözünen bir madde ekliyoruz. Dolayısıyla elektrik iletkenliğinde bir değişim olmaz tuzlu suyun üzerine şeker ekliyorum. şeker ekliyorum, derişimi arttırıyorum. Dolayısıyla kaynama noktası artacaktır. Ayrımsal kristallendirme yöntemiyle bileşenlerine ayrılır. Ayrımsal kristallendirme yönteminde en az iki katının çözülmesi gerekiyordu. Şeker ve tuz ikisi de çözünüyor. Dolayısıyla dördüncü bilgimiz de doğrudur. 1, 3 ve 4'tür. Yanda verilen sistemin sıcaklığı arttırıldığında x'ye katı miktarının bir kısmının azaldığı gözlenmektedir. Şimdi bakalım arkadaşlarım x'ye katı çözünüyor. x artı y eksi sıcaklığı arttırdığımız zaman katı miktarı azalıyorsa iyon tarafına doğru gelmiştir. Yani endotermiktir. Sıcaklık arttı, çözünürlük arttı. X'ye katısının çözünürlüğü endotermik yani ısı alandır. Şimdi bu dipteki katılar çözünüp çözeltiye katılıyor. Çözünen miktar artıyor. Çözünen miktar arttığı için derişim arttığından iletkenlik artıyor. Ama bu şeker gibi moleküler çözünen bir katı olsaydı iletkenlik değişmezdi. Çözelti doymamıştır. Bakınız bir kısmı azalıyor. Yani dipte hala katı var. Dipte hala katı olduğu için bu çözeltimiz doymuş bir çözeltidir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür. Müzik